6 Şubat 2023 gece saat 4:17. O saatlerde derin bir uykuda olanlar büyük bir gürültü ve sarsıntıyla yataklarından fırladı. Belki de hiç kalkamadı bile. Bir uğultu, büyük bir sarsıntı. Şehir doyumsuz bir kar ziyafeti için hazırlık yaparken, kente giden birçok yol kapanmışken, Malatya ve beraberinde 10 il felakete uyandı. Ayaktaydı, ayakta duramadığını, eşim ayakta duramadığını söylemişti. Ben de hani kaçmaya çalışmayın bir itfaiyeci refleksiyle. Ablamdan haber aldık ama Tolga'nın telefonu çalıyor, cevap yok. Orada olmam gerekiyor. Görevimin başında olmam gerekiyor. Çünkü Malatya yıkılmış. Caddeye çıktım, Malatya'nın yıkıldığını gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Orada İnsanların çığlıkları içeriden geliyor. Evini yapacaklar. Bu şu anda... Şöyle evdeydim. Gece sallanmaya başladı, uyandım. Abimle beraber yaşıyorum. Abim üzerime kapandı. Biz Bolu depremini yaşamıştık, Gölcük depremini. Sadece abime şey dediğimi hatırlıyorum. Bu kez kurtulamayacağız. Biraz bekledikten sonra tabii o telaşta falan herkes sokağa dökülmüştü. İşte bağırtı çağırtı her yerden geliyordu. O saatte yalın ayak çıkanlar, ayaklarına terlikler, iki çocuğunu kucağına alanlar, bağıranlar, bir kıyamet provası. İnanılmaz bir kar yağıyor. İnkaz altındayız. Biz en geç bir saatte inşallah dışarıdasın. Tamam. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Sayadan geldik, değerli hepimiz yanımızda. Ben buradayım, sen hiç merak etme, tamam mı? Gördün mü beni, bak. Tamam, sakin ol, seni alacağız. Tamam, bekle orada. Türkiye, hatta dünya tarihinde görülmemiş büyüklükte bir alanda tam 11 ilde büyük bir sarsıntı oldu. Sonrası yıkılan binaların gürültüsü, toz, duman ve çığlıklar. Onlar canlandı, ben buradayım. Sanki yeryüzü insanlığa doymuş, nefretini kusar gibi ağaçları, binaları, yolları, hatta tepeleri yerinden etti. Aa, bina çökmüş muhte ya. Hapşar hapşar çökmüş. Evet, burası da Payas Kültür Mahallesi. Yok abi, ses gelmiyor. Herkes bir delikten bir yerden... 6 Şubat depremleri ya da 2023 Türkiye-Suriye depremleri. 6 Şubat 2023'te 9 saat arayla meydana gelen merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.8 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem. Pazarcık merkezli ilk deprem Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır'ın da yer aldığı geniş bir coğrafyada hissedildi. İki büyük deprem yaklaşık 350 bin kilometre kare alanda Almanya'nın toplam yüz ölçümü kadar bir bölgede hasara yol açtı ve 14 milyon kişi etkiledi. Türkiye'de birçok tarihi yapı da dahil 35 binden fazla bina yıkıldı ve 300 bine yakın bina ağır hasar aldı. Afet sonrası 2 milyondan fazla kişi barınma sorunu yaşarken en az 5 milyon kişi farklı bölgelere göç etti.
Uluslararası Çalışma Örgütü depremler sonucu Türkiye'de 658 bin, Suriye'de ise 170 bin çalışanın geçim olanaklarını kaybettiğini duyurdu. Türkiye'de deprem bölgesi için doğal afet ve salgın gibi acil durumlarda uluslararası kuruluş ve ülkelerden yardım çağrılarını kapsayan en yüksek acil durum olan 4. seviye alarm ilan edildiği açıklanırken Dünya Sağlık Örgütü depremler için 3. seviye acil durum ilan etti. Ayrıca depremlerden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi ve hayatını kaybedenler için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 gün, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bangladeş'te ise bir gün ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. 102 ülke Türkiye'ye yardım teklifinde bulunurken 94 ülkeden gelen 141 binden fazla kişi arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Kim diyorsunuz Çin'den gelen ekip oldu. İşte madenciler falan hani normalde orayı kazdıkları zaman Çin'den gelen ekip hayati belirti var dediler. Abimin olduğu dairenin üst kısmını delmişlerdi, salon kısmına girmişlerdi. Hayati belirti var, burada bir hani şey geliyor, bir nefes alışverişi falan var deyince ki kendileri bir kadavra köpeği getirmişlerdi. O köpeği bırakıyorlardı, orada cenaze varsa köpek havlıyordu, cenaze yoksa havlamıyordu. Onlarca ülke ilk yardım malzemesi, teçhizat, sağlık ekibi gönderdi ve taziye mesajları yayımladı. Ve şu an bulunduğumuz bu bölgede Çin'den gelen kurtarma ekibi canla başla çalışıyor. Ayrıca Ermenistan-Türkiye sınırı yardım sevkiyatı için 30 yıl aradan sonra ilk kez açıldı. Tabii Malatya belki daha geç akıllarına gelmiştir. Hatay çok ön plandaydı. Kahramanmaraş, Gaziantep ilk etapta depremin merkezi Gaziantep olarak açıklanınca tabii insanlar yoğun olarak bizler de Gaziantep'teki akrabalarımızı aramaya başladık. Yani onlardan daha perişan olduğumuzun biz de farkında değildik. Biz orayı aradık. Lütfen kan bağışında bulunun. Telefonları çok meşgul etmesinler, trafiği meşgul etmesinler. Bulundukları yerde dursun. Hanım, sahip Öztürk'te şu anda yıkık binalar var, evet. Ekipleri burada, yeni cami yerle bir. Kürek bulamıyoruz ya. Kazma kürek bulamıyoruz. Evet. Abi her taraf öyle yani, her taraf öyle yani. Onlarca bina yıkık. Bostanbaşı Mahallesi, Banguzi, Beyda, Barbaros ve Aslantepe caddelerinde şu anda bile ikişer üçer ekip çalışmaktadır. Şu anda bu Malatya Belediye... 6 Şubat 2023 gece saat 4.17'de yıllar kadar uzun gibi gelen bitmek bilmeyen 80 saniye. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.8 büyüklüğündeki ilk deprem meydana geldi. Sarsıntı insanları yataklarında yakaladı. Sallanmaya başladı, uyandım. Abimle beraber yaşıyorum. Abim üzerime kapandı. Biz Bolu depremini yaşamıştık, Gölcük depremini. Sadece abime şey dediğimi hatırlıyorum. Bu kez kurtulamayacağız. Deprem bittikten sonra, o sallanma süreci bittikten sonra aşağıya indik herkes gibi.
Ve şey, acil benim bir şey yapmam lazım. Tesislerdeki tesis sorumlusu arkadaşlarımı aradım. Ailelerinizde bir şey var mı? Yoksa lütfen tesislerinize gidin, ailelerinizi alın ve tesisleri açın. Şimdi şeyi de bilmiyorum, hani tesisler ne durumda falan onu da bilmiyorum ama sadece şeye odaklandım. Kıyamet gibi bir şey var ve bir şeyler oluyor. Deprem de değil, bu çok kötü bir şeydi. Deprem çok uzun sürdü. Süre olarak da, saniye olarak da, dakika olarak da gerçekten işte bitti, bitecek, bitti, bitecek derken bayağı bir uzun sürdü. Deprem durduktan sonra tabii hızlıca işte toparlanıp, üzerlerimize bir şey alıp, işte kalın bir şeyler alıp çıkmamız gerekiyordu. Hani işte o an ben tabii itfaiyeci olmam hasebiyle işte telefonum ve telsizimi mutlaka almam gerekiyordu ki hani şehirdeki durumu öğreneyim veya itfaiyedeki gelen ihbar var mı yok mu onları bileyim diye. Depremin ilk anlarındaki şok atlatılmadan üst üste yıkım haberleri duyulmaya başlandı. Ama kimse ilk anların şokuyla depremin büyüklüğü ve bu kadar büyük bir coğrafi alanda meydana gelmiş olabileceğini düşünemedi. Aşağıya indiğimde zaten kıyamet gibi sesler ve benim oturduğum yerin çok yakında binalar çökmüştü. Dolayısıyla çok kötü bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu anladım ben. Ama dediğim gibi ya, hani bu deprem değil, kıyamet koptu herhalde, böyle bir şey var ve biz bir şeylerin farkında değiliz gibi. İnanın birçok şey, yani evden çıkıp ilk nikah sarayına gitmiştim. Nikah sarayına gittim, orada işte orayı açtırdık, klimaları açtırdık, çay falan, insanlar içi çok kötüydü insanlar zaten, herkes bağırış çağırış. Bir yerden yardım isteyen çığlıklar, diğer tarafta insanlar bir yere girmek istiyorlar. Çok soğuktu. Kar yağışı çok şiddetli devam ediyordu. Burada evde diyorum bu kadar büyük hissetmişsem bu depremi diyorum. Acaba diyorum diğer mahallelerde, diğer şehrin diğer noktalarında veya diğer ilçelerinde nasıl? Diğer iller hiç aklımıza bile gelmiyor. Zannediyoruz ki sadece bizim mahalle veya bizim ilçemiz veya bizim şehrimizde gibi düşünüyoruz. Ama meğerse öyle değilmiş tabii. Ben hani diyorum ki ya ben yeni binada oturuyorum. Yeni bir binada oturuyorum, işte 3 yıllık bir bina, işte son deprem yönetmenliğine göre yapılmış. Ben bu binada böyle hissettiysem diyorum, eyvah diyorum yani, eyvah. Eyvah yani gerçekten büyük yıkımların olabileceğini düşündüm, öyle hissettim. Bağırıyorum apartmanda, daireden çıktıktan sonra avazım çıktınca komşular diyorum, kimse asansör kullanmasın, sol taraftaki merdiveni kullanmayın, sağ taraftaki yangın merdivenini kullanın. Çünkü onun biraz daha mukavemeti diğerine göre iyidir. Önce annemi aradım. Durumları iyi mi diye. Onlardan haber aldıktan sonra hemen giyindim zaten. Giyindim ve dışarı çıktım. Hatta dışarı çıkmadan önce de benim ev 12. katta, Malatya'nın tamamını görüyor. Dedim ki Malatya yıkıldı. Zaten aracıma bindiğimde ilk olarak bir otelin yıkıldığı bilgisi gelmişti bize. İlk olarak orada haber geldi. Ben yine de ne olur ne olmaz diye şehir merkezinden gideyim dedim. Zaten yola çıktığımda herkes dışarıdaydı o an 4.17'de. Bir taraftan ateşler yakılmaya çalışılıyordu. Daha çok sıcaktı, birkaç dakika sonraydı. Şehir merkezine doğru gittiğimde ilk karşılaştığım manzara İnönü Caddesi'nde Doğa Cadde karşısında bulunan bir apartman yakılmıştı. Orada insan seslerini ilk önce duydum. Yani oraya kadar giderken tabii iş merkezlerinde falan yakın vardı ama manzara o kadar kötü değildi. Orada İnsanların çığlıkları içeriden geliyor. İlk depremde sonraki depremlerde 11 ilde hissedildi. Ancak komşu iller olan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Malatya'da etki çok daha büyüktü. Hal böyle olunca afet durumlarında komşu illerden beklenen yardımlar maalesef ulaşamadı. En acısı da bu illerin o anda birbirinden habersiz yardım çağrısında bulunmasıydı. Tabii o sırada beni Adıyaman İtfaiye Müdürü aradı Ali Bey. Bana şunu dedi, ya Mustafa Başkanım bize yetişin. Ben dondum yani, durdum böyle, duraksadım, konuşamadım. Alo diyor, zannetti ki hat düştü ama ben konuşamıyorum. Dedim ki eyvah, yani bu gerçekten buralıya, Malatya'yla kısıtlı kalan bir deprem değil. Bu yani Türkiye'yi sarsmış. Demek ki yani kaç il etkilenmiş diyorum, hani Adıyaman etkilenmiş. Dedim ki ya Ali Bey, biz de aynı durumdayız dedim. Artık telefonu kapattık, dedi ki bu iş büyük. Şakir! Canım!
Deprem bittiğinde her yerde bir trafik keşmekeşi vardı ve iletişim kesilmişti. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ilk dakikalarda inisiyatif kullanarak ses ve tozun yoğun olduğu yerlere yoğunlaşarak kurtarma çalışmasına başladılar. Sonrasında 112'ye ihbar yağmaya başladı. Komuta, Pırlanta Oteli'nin yanına ambulans yönlendirebilirsen yaralı çıkarılır. Komuta, Doğal Cadde üzerinde 2 bina daha çökme yaşandı. Bir binanın altında 3 kişi olduğu söyleniyor. İtfaiye komuta, Kanal Caddesi'nde de 3 bina daha yıkıldı. 3 binada daha hasar var. Kanal Caddesi'nde diğer enkazdan haber alamıyorum. Ebu Bekir Savuş'un sıkıntı var mı? İtfaiye 2 konuşuyor. Alev Caddesi'nde gidemeyelim müdürüm. Tam çıkarsam kalantaya yakalandık. Şu an aynı yerindeyim. Yıldız Efendi altındayım. Ekibim de sağlam. Deprem 04.17'de oldu. 04.40'da bizim arkadaşlarımız ilk Sivas Caddesi'nde itfaiyenin karşısındaki taksi durağının arkasındaki binada depremin 23. dakikasında arama kurtarma yaparak ilk canlıyı çıkarttılar. Veya işte hani ihbarlar da gelmiyor. İlk dakikalarda ihbar da gelmiyor. İnsanlar donmuşlar. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Sabahın ilk saatleri depremden 15 dakika sonra falan. Benim işte çocukluk arkadaşım Sinan beni aradı. Mustafa dedi yetiş bizim burada bina yıkıldı altında insanlar var. Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, Muhtarlık Karşısı, Afar Apartmanı diye hatırlıyorum. Zannediyor ki o da diyor ya ben diyor zannediyorum ki tek bina burada yıkılmış falan. Orada da yine saat 4.50 gibi bana video görüntüsü atmış. Biz canlıyı enkaz altından çıkarıyoruz. Ben bebekleri, çocukları ağlayıp, eşini ağlayıp da bırakıp giden itfaiyecilerimizi biliyorum. Görevde olup da deprem olmuş, evine gitmeden sadece telefondan haber alıp evine gitmeden yine görevin başında bekleyenler, gideyim ailemi göreyim, eşimi, çocuğumu, annemi, babamı göreyim diyen bir itfaiyeci olmadı. Çünkü bizim, tamam eyvallah bizim ailemiz de ya bir de sorumluluğumuz vardı. Vicdani sorumluluktu. Hani kanuni sorumluluk olarak algılamayın. Kanuni sorumluluğumuz bizim yangın çalışma grubuyuz biz. Biz arama kurtarma bizim elbette önceliklerimiz arasında ama önceliğimiz yangın grubuyuz biz. Gittiğimde ekip arkadaşlarım çoğunu göremedim. Şöyle çünkü itfaiyenin merkez binanın karşısındaki hayat sitesi yıkılmıştı. Arkadaşlarımız ihbar beklemeden ilk müdahale için oraya gitmişlerdi. Biz sadece telsizden diğer şubelerden anons tekrarı alıyorduk. İşte Battal Gazi şube iyiyiz, örnek veriyorum Kuyuyönü şube iyiyiz veya Doğanşehir şube iyiyiz gibi bu şekilde dönüşler alabiliyoruz. Tabii arkadaşlarımızı binada işte arkadaşlarımız ve araçlarımızın da sağlam yerinde olduğunu görünce elbette ki mutlu olduk. Ama benim merkez şubedeki arkadaşlarım ilk müdahale ettiği yer hayat sitesiydi. Yine Battal Gazi şubemiz Sivas Caddesi üzerinde, bu cadde üzerindeki olan eski itfaiyemiz, şu anki Battal Gazi şubemiz. O binamızın da tam karşısındaki taksi durağının arkasında bir bina yıkılmıştı. Arkadaşlarımız yine orada da bu toz bulutunu görerek gitmişlerdi. Hani şunu demek istiyorum, herhangi bir ihbar beklemeden, herhangi bir talimat beklemeden arkadaşlarımız onu kendilerinde sorumluluk görüyorlar. İlk gördükleri yardıma ihtiyacı olan binaya veya insanlara koşmaya başlamışlardı. Ancak yıkım haberleri geldikçe depremi beklermiş gibi yoğunlaşan kar yağışı, soğuk hava ve tipi de tüm ezberleri bozdu. Ve arkadaşlarımız o gün büyük bir risk aldılar. İşte örnek vereyim, benim Hekiman'da hiç unutmuyorum. Hekiman'dan gelen ekibim, işte Yıldırım diye bir kardeşimiz itfaiyeci. 25 dakikada Hekiman'dan buraya gelmiş. Düşünün o hani o can şeyiyle yani insanlara yardım etme ümidiyle bu şekilde hayatını riske attılar mı? Attılar. Malatyalılar kar yağışı ve soğuk havadan korunabilmek için ya saatlerce araçlarında beklediler ya da büyük kamu binaları ya da belediye binalarına sığındılar. Çok şükür tesislerde bir şey yoktu. Tesislerimizi açtık, insanları içeriye almaya başladık. Saat 6'ya çeyrek falan vardı, ben bütün tesislerimi açmıştım. Halkın gelebilecek olan insanlar, dışarıda olan insanları almıştık içeriye. Ben günler sonra mesela arkadaşlarımın çorap ayağına yapışmış itfaiyeciler var. Ayakkabısı ayağından çıkmamış itfaiyeciler var. 85-86 saatte biz 6 saat, 7 saat, 5 saat, 4 saat uyuyan, hani uyumaktaki kastım gözümüzü dinlendirmek. Ve işte itfaiye kriz merkezi, itfaiye güvenli bina, bütün komşular, eş, dost, o yakın çevreler hepsi binaya gelmişler itfaiyeye. Orada konuşlanacaklar, orada kalacaklar, orada sandalyenin üstünde oturacaklar. Gece sabaha doğru geliyorduk, işte itfaiyecilerin koğuşları ellerinden gitmiş. Yemekhanedeki sandalyelere kadar itfaiyecilerin oturacağı bir tane sandalye yok. Çocuklar işte sabaha doğru geliyoruz ki bir saat dinlenelim, tekrar arama kurtarmaya çıkalım. Ama vatandaşımızın rahatı bozulmasın. 1500 kişiye yakın insan vardı şeyde, itfaiyede kalan, 1500 kişi. İnsanlar devlete sığındı ama Malatya'nın yerel yönetimlerinden, belediye çalışanlarından,
Öğretmenlerden ve kolluk kuvvetlerinden de kayıplar vardı ve onlar da depremzedeydi. Çalışanlarımdan, bizim şirket çalışanlarımızdan 3 çalışanımızı kaybettik. Deprem anında, o deprem sallantısıyla beraber kendilerini dışarıya atmak istemişler, merdiven boşluğunda kaldılar onlar. 3 personelimizi de kaybettik böylelikle. O tesis sorumlusu olan arkadaşlarımın da göçük altında kalan akrabaları falan vardı. Yani öyle bir durumdasınız ki herkesin çok kötü olduğu bir durum. Herkesin ama yani. Telefon edip yardım istediğin itfaiyenin de evi, itfaiyecinin de evi yıkılmış. Destek aldığın polisin de evi yıkılmış. Ambulansa gelecek olan, yani herkes yıkık. Herkes panikte. Bütün şehir panikte. Yani lokal bir olay değil. Ya bir mahallede bir yangın çıkar ama kenar mahalledekiler gelir ona destek olur. Bir olay olur lokal olarak. Fakat bu bir bütün oluyor. Tabii duydukça da 11 ilde olmuş bu. Büyük bir infial oluştu. Yeni Yeşilyurt Belediye binasının karşısında bulunan Hayat Sitesi'nden acı haber geldi. Asrın felaketinin ilk depreminden sonra Malatya'dan gelen ilk haberlerden biri, kentin simgesel binalarından biri olan Tezi Camii'nin yıkılmasıydı. Sosyal medya hesaplarından caminin yıkıldığını paylaşan Malatyalılar ilk şokunu yaşadı. Özalper Mahallesi'ndeki 4 bloktan oluşan 4 katlı Hayat Sitesi'nin altında mobilya mağazası bulunan bina, 6 Şubat gecesi saat 4.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde çöktü. Diğer 3 bloksa aynı gün saat 13.24'te yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremle yıkıldı. Hayat Sitesi'nin enkazından 19 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Hayat Sitesi'nde onlarca insan vardı ama oradan da canlı çıkarıldı yine. Çok büyük bir enkazdı, alanı da çok büyüktü sitenin alanı. Çok titiz çalışılıyordu. İşte bir taraftan köpekler arama yapıyor orada, bir taraftan dinlemeler yapılıyor. Çok dediğim gibi titiz çalışmalar yürütüldü. Bence devlet üzerine düşeni bu anlamda yaptı. Yani kimseyi o an enkaz altında bırakmadı. Orada canlı çıkacak diye beklediğimiz aslında vefat etmişti. Üstünü kapatarak zaten çıkarıyorlar vefatlarda. Üzerini çıkarak, örterek çıkarmışlardı. Tabii oradaki özellikle yakınlarının o umutlu bekleyişi sonrasında böyle bir haber almaları onlar için inanılmaz kötü bir durumdu. Her ne kadar mesleğiniz işte soğukkanlılığı gerektirse de inanın o zaman soğukkanlı olamıyorsunuz. Yani o insanlarla oturup ağlıyorduk biz de. Duygularına ortak oluyorduk. Trent Garden Residence da ilk depremde yıkılan binalardan biriydi. Ve 29 kişi bu binada can verdi. Her enkaz başında ama bir tane yetkili vardı, bir tane asker vardı ve bir tane polis vardı, özel harekat vardı. Bunları çok yakından gördük, takip ettik. Depremin ilk anından son kişi kurtarılana kadar vardı. Yani bunu kimse inkar edemez. Çok yakın tanıklık ettik bu işe. Çok titizdi çalışmalar. Özellikle Trent Garden diye bir yer vardı, yıkılmıştı. Orada çok titiz çalışıldı. Temelli'deki o binalarda çok titiz çalışıldı. İşte diyorum ya, 180 saat sonunda canlı çıkarıldı oradan. Bu titiz çalışmanın sonucuydu. Ama o ağlamalar, o feryat figanlar, o enkazlardan gelen beni kurtarın sesleri inanın çok kötüydü. Birkaç gün bunun şokunu da atlatamadık. Yani zaten uzun süreç boyunca takip ettik. Her enkaza gitmeye çalıştık. Arda arda yaşanılan depremler sonrasında Darende ilçesinde ürkütücü görüntüler ortaya çıktı. Dev yarıklar oluştu, hem de devasa bir kaya parçası ikiye bölündü. Buradan kopan kaya parçaları mahallenin üzerine yuvarlandı. Kırçuval Otel'de Malatya Büyükşehir Belediyesi ampute voleybol takımı oyuncularının da bulunduğu öğrenildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ampute futbol takımında oynayan 3 İranlı 4 oyuncu hayatını kaybetti. Bu binada toplamda 20 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Turkut Özal Mahallesi'nde bulunan Bulutlar Sitesi A blok ilk depremde, Bulutlar Sitesi B blokla bu sitenin yanında bulunan Şelale Sitesi 1 ve 2 bloklarsa ikinci depremde yıkıldı. Bulutlar Sitesi'nde 25 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 17 kişi de enkazdan canlı çıkarıldı. Mesela Bulutlar B blok
şelale. Düşünün, enkazın üstünde 200-300 kişi var. 1,5 ve bir kar yağıyor. Anlatamam size. İnsanlar zaten üzgün ve bu şekilde. Yani iğne atsanız yere düşmez. Hem enkazın üstü, yardıma gelen insanlar var, hem dışarısı. Ya bir bağırtı, bir çığırtı gözümüzün önünde 2 saniyede çöktü. Şelale 1, şelale 2 ve bulutlar B bloku. Tekvando Dünya Şampiyonu ve beden eğitimi öğretmeni 41 yaşındaki Adil Tolga Türk de bulut sitesi Ahblok Teras Kat'ta yalnız yaşıyordu. 25 kişiye mezar olan bu bina başarılı milli sporcuya da mezar oldu. Yani o esnada yapabileceğin tek şey işte evin içine girip bakmak. Sonra işte eşim falan girdiler, öğrencileri geldi. Sonra insanlar uzaklaştırıyor, bayanları uzaklaştırıyorlar. Hani çok bağırıyorlar. Yan bina sallanıyor, yıkıldı yıkılacak, izin vermiyorlar. O an ben hatta aşağıya indim. Terasta sesi gelmeyince kesin dedim. Elazığ depreminde yine kaçmıştı. Koşarak kızına gitmek istemişti. Hatta biz gittik gene arabayla aldık işte. Beril'i ve eşini alana kadar durmamıştı Tolga. Hadi 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 diye. O gün de arabası yoktu. Kesin dedim, o merdivende indi. Merdivende gitti. O da benim aklıma, şimdi Tolga'yı çok iyi tanıyorum ben. Çok refleksi güçlü bir çocuk ve çok kuvvetli bir çocuk. Yani 2 gün, 3 gün açlık onu asla yormaz. Ve öyle de oldu. Biz hep diyorduk yani o güçlü çıkar, o güçlü çıkar. Ki normalde de zaten Tolga çıkmış olsaydı o apartmandaki herkesi çıkarmadan o apartmanı terk etmezdi. Yine öyle yaptı. Yani her zamanki Tolgalığını yaptı. Sadece duvara vur dediğinde hani insanlarımız şey diyor ya, hani vur dediğinde şöyle yumruklarlar, öyle değil. Böyle çok hafif parmağıyla işte 4 defa vur, şöyle 4 defa, 3 defa vur. Ya o kadar hafif vuruyor ki artık güçsüz ya, çünkü 3. günü akşamdı. Şimdi ben bekliyorum. Alıştık ya. 25 tane ceset çıktı orada. Hani öyle insanlar gördüm ki ben orada ceset olarak, bir mesela bayan vardı. Sonra gözümüzün önünde aldılar. Cenaze torbasına koydular. Beraber işte mezarlığa götürdüler. 50 kişilik madenci ekibi ve gönüllü STK'lar bulutlar sitesinde bir canlı çıkarabilmek amacıyla iğneyle kuyu kazar gibi uyumadan, dinlenmeden çalıştılar. Olmaz yani. Önden kazıdılar dibe kadar, tam alacaklar. Asansör demiri çıkıyor. Asansör demirini almaya kalksalar bina komple çökecek. Yandan giriyorlar apartman demir kapısı. O enkazı tutan orası. Orayı kesemiyorlar. Alttan alalım dedi insanlar. Yani uğraşmadı desem yalan olur. Çok uğraştılar. Hatta bir tane madencimiz düştü. Ambulansla hastaneye kaldırdık. Biz ona çok üzüldük mesela. Ona rağmen bir şey yok diye geri gelip enkaza başladı. Çalışmaya başladı. Bir kişiye en az 3-4 saat uğraşıyorlar. Cenaze de olsa öyle ince çıkarıyorlar ki, o kadar işleri zor ki aslında. Yani bu depremde şunu öğrendim. En güzel bu işi bilen kesinlikle madenci ve inşaatçılar dedim. Evet, gönüllülerimiz vardı, insanlarımız vardı ama orada yanlış bir hareket alttaki insanı toza boğuyormuş. İşte orada yanlış yapacağım bir şey işte kafasına bir darbe almasına sebep oluyormuş. Bu sırada Malatya'nın dört bir yanında enkaz başında ailelerin çaresiz bekleyişi sürüyordu. Herhalde biz
açlıktan öleceğiz. Bunu söylüyorlardı bize, evet. Ama sonrasında işte o sevindirici dediğiniz haber aslında ekmeğin gelmesiydi. Bir parça ekmeğe ulaşabilmekti. Çünkü o gün işte herkes bir ekmek arayışı içerisindeydi. Herkes bir parça bir şey alabileyim, nereden alabilirim düşüncesi içerisindeydi ama yoktu yani. Her yerde tükendi bir anda zaten. Ama ilk ekmek ulaştığında Malatya'ya, Malatyalılara ulaştırıldığında hakikaten mutluluk vericiydi. Zaten ondan sonra işte payiderpey insanların çıkarılması, canlı olarak çıkarılması, bir çocuğa umut olmaları birilerinin, çocukların iyi haberlerini almak ya da enkaz altında kalan insanlardan iyi haberler almak her biri ayrı bir mutluluk vericiydi. Enkaz altında 4 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Tolga Adiltürk, 4. günü sabahında enkaz altında son nefesini verdi. Ekipler onun daha soğumamış cenazesine ulaşabildi. Bu binanın enkazından son çıkarılan da onun cansız bedeni oldu. Bu enkazlardan yakında evlenecek olan genç kızların çeyizleri de çıktı. Yıpranmamış, yırtılmamış, sadece toza bulanmış. Çeyizler sapasağlam ama sahipleri dünyaya veda etmiş. Tıpkı Tolga Türk'ün Türkiye şampiyonu olduğu zaman aldığı madalya gibi. O madalya Tolga'nın enkazdaki varlığını ispat etmeye çalışır gibi yıkıntılar arasında parlıyordu. Altı Şubat sabahı Hakim Bey Apartmanı A blokta 79 kişi daha yatağından kalkmadan göçük altında kalıp can verdi. Biraz bekledikten sonra tabii o telaşta falan herkes sokağa dökülmüştü. İşte bağırtı çağırtı her yerden geliyordu. Ablam abimi aradıktan sonra Ahmet gidip bakalım dedi. Mustafa abi telefonu meşgul. Bir gidelim dedi. Sonra biz ablamla beraber kanal boyundan geldik. Hürriyet Parkı'nın yukarısına geldiğimiz zaman işte gençler koşuyordu. Hakim Bey apartmanı falan yıkıldı diye. Ben sonrasında bir koşmaya başladım. Geldiğimde zaten bina yıkılmıştı. İlla ki abim yani burada mı değil mi diye hani dedim inşallah burada değildir. Ve sonra zaten aklıma annem geldi. Tam 2. ordunun oradan geçerken yaklaşık işte 4.5 oldu. 4.17'de deprem oldu. 4.5 oldu ama askerlerin böyle koştuğunu gördüm. Yolun karşısına geçip koşuyorlardı enkaza doğru. Yani askerlerimiz enkazın başına doğru koşuyorlardı. İşte bir şekilde yardım etmek için. Çünkü orada Hakim Bey apartmanı yerle bir olmuştu. İkinci Ordu karargahının karşısında bulunan Hakim Bey apartmanının yıkılması sonucunda enkazda kalan 3'ü Azerbaycanlı öğrenci olmak üzere 79 kişi vefat etti. Başka kimse var mıydı? Başka kimse yoktu, çocuklarınız falan. Çocuklarım burada değil, eşim savcı İstanbul'da, çocuklarım da yanında deyince biz o habere binaen abimin orada olmadığını zannediyorduk. En çok maalesef hayatını kaybeden vatandaşımız Hakim Bey Apartmanı'nda oldu, Mehmet Buyruk Caddesi'nde oldu. Zannedersem 78 veya 79 kişiydi, evet. Mesela ben 2. deprem anında Hakim Bey Apartmanı'nın üzerindeydim. Yani Hakim Bey Apartmanı'nda arkadaşlarım çalışma yapıyorlardı. Çünkü bütün sahaya şey yapmıştık, hızlıca dağılmıştık. Hakim Bey Apartmanı'nda işte mesela orada ben, orada hiç kimse ayağı kurtulamadı. Sadece 2 vatandaşımız kurtuldu. Depremin ilk saatlerinde en üst katta bir bayan veya bir erkek kendilerini tahliye ederek çıkmışlardı. Vatandaşların ve o anki gelen yardım ekipleri, itfaiye gibi yardım ekiplerinin yardımıyla oradan inebilmişlerdi. Abime dediğim gibi 9. gün çıkardıklarında hatta o cenazesine ben bakmak istemiştim. Oradaki arkadaşlar yok demişti. Sonrasında cenaze torbasını fermuarını açtığımda ki zaten kendisi de ya benim en küçük kardeşimle rahmetli abimin bir küçüğü vardı orada. Biz o dönem ya aradılar çıkardık. Biz geldik. Ben dedim hani iyi bak Mustafa abime diye. O mu değil mi dedim.
deprem değil, binalar canalır sözü Hakim Bey Apartmanı'nda can bulmuş gibiydi. Elazığ depreminden sonra binanın ağır hasar aldığı ancak sonradan hafif hasarlıya dönüştürüldüğü iddiaları bu binada hayatını kaybeden 79 kişinin ölümü üzerinde daha çok düşündürecek. Ya da orası Elazığ depreminde ağır hasar almış. Sonrasında düzeltmişler. Sonra bir giydirme. Ki en son duyduğum kadarıyla da kolonun bir tanesinde bir kesik delik mi bir şey açmışlar, bir kesmişlerdi. Ama Elazığ depreminde orası ağır hasar almıştı yani. Onu çok iyi biliyorum. Devlet büyüklerimiz, efendim, bulunduğumuz ilin belediye başkanı, vali, kaymakam. Yani bu sadece vefat eden insanların yakınları için değil. Yani o ana kadar ilk depremin canlılığını kurtarmaya çalışan Malatya itfaiyesi, ilçelerde bulunan ekiplerini de merkeze toplamış ve her yere yetişebilmenin rahatlığını yaşıyordu. Malatya'nın tüm kurumları, halk, esnaflar büyük bir dayanışmanın imtihanını ilk depremden sonra verdi. Ve ben o an arkadaşlara şu talimatı verdim. Dedim şehirde ne kadar hırdavatçı varsa ulaşın, malzemelerini bize getirsinler. Ulaşamadığınız var ise gidin dükkanın kapısını penceresini kırın, içeride ne var ne yok getirin bize. İşte kazma olur, kürek olur, balyoz olur, demir testeresi olur, ne lazım, ne varsa hilti olur ve sadece not bırakın, gelin paranızı itfaiyeden alın diye. Ya bakın saat sabah 9 gibiydi Pınar Hanım, itfaiyede işte araçların olduğu alan malzeme yığılı. O esnaflar, Malatyalılar pick-up'ın arkasına malzemeyi yüklemiş gelmişler veya bizimkiler gidipler kapıyı kırıp getirmişler. Ve inanır mısınız bir tane esnaf gelip de ücret talep etmedi. Yani bunu kimse yapamaz. Dünyada hiçbir devlet, ben diyorum ya, bunun altından hiç kalkamaz bu depremin. Çok büyük bir felaket. 11 şehir etkilenmiş, 15 milyon insan direkt etkilenmiş, Türkiye'nin coğrafi olarak 7'de 1'i etkilenmiş. Dolaylı olarak 40 milyon, 41, 45 milyon insan etkilenmiş bu depremde. Yani insanlar, herkes birbirine sarılıyor. Herkes birbirinden yardım istiyor. Herkes bir şekilde koşturuyor ama herkes mağdur. Yani ilginç olan bu. Şehrin tamamı mağdur. Bir kısım rahat etse, bir kısım diğer tarafta hani birbirine yardım etse ama herkesin problemi var. Bu yıkım ve can kaybı haberleri tüm Malatya'nın kanını dondururken saat 13.24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Depreme dediğim gibi ikinci ordunun içinden karşılaştık. Yani o an yakalandık. Ya o zaman da ben dedim herhalde bu yer yarılacak, ağaçlar, evler hepsi içine girecek. O daha korkutucuydu aslında. O daha da korkutucuydu. Merdivenlerden inerken aklıma benim Kızılay yeleğim geldi. Kızılay yeleğimi alıp işte nerede kimin bize nasıl bir ihtiyacı varsa onu organize edelim diye. O şekilde dışarı çıktık. Tabii öncelikle kendi çoluk çocuğumuzu da güvenli bir yere bırakmamız gerekiyordu. Biz araçta bıraktık. Çocuklarımızı araçta bıraktık. Birinci depremden sonra bir organize olmaya çalıştık. Ama o sırada yaşanan ikinci deprem, öğlen saatlerinde yaşanan depremle birlikte ciddi bir çaresizlik oluştu. Herkes için ciddi bir çaresizlik oluştu. Dedim ki ben bu montumu bir değişeyim. Eve gideyim, yani deprem dönmedi ki ama bu soğuk beni öldürebilir dedim. Çıktım eve, evim TOKİ'de 12. katta. Çıktım, karşı komşum da iki tane yaşlı.
Önce onlara bir selam verdim. Dedim nasılsınız, iyi misiniz? Çıkarken de onlarla görüşerek çıkmıştım evden. İyiyiz dediler. Sende bir şey var mı diye soruyorlardı. Ben de işte evde birkaç tane cam kırıldı dedim. Tam içeri girdik birlikte, sana yardım edelim dediler. O cam kırıklarını biz kaldıralım dediler. Ben de gerek yok falan derken böyle muhabbet ediyorduk kendi aramızda. O an inanılmaz bir gürültü koptu. Önce gürültüyü duydum. O ses de inanılmaz kötüydü yani. 12. katta evin içerisinde bir kez daha o depremi yaşadık. Yani şimdi ben önceden evime aşıktım. Çok severdim evimi. Şimdi her evin kilidini açtığımda korkarak giriyorum o eve. İkinci depremi özellikle yaşadıktan sonra inanılmaz derecede bir sarsıntı oldu. Zaten herkes yaşadı bunu. Evde bir şeylerin yıkılıp döküldüğünü duydum sadece, bakamadım. O döküldükçe böyle ben koridorda şöyle ellerimi koymuşum, durabiliyorum sadece. Önümde Hüseyin amca vardı, karşı komşum. Kapıyı tutmuş, kapıyla birlikte böyle girip geliyor. O da hiç gözümün önünden gitmiyor zaten, her depremde onu da hissediyorum öyle. Bu kez artık çaresizlik, korku ve endişe tüm şehrin üzerini kara bir bulut gibi kaplamıştı. Saat 13.24'teki deprem bütün planı alt üst etti. Karaözer Camii'nin avlusuna ayağımı bastım, sallanmaya başladı. Anlamlandıramadım çünkü ikinci aynı şiddette bir şey yaşıyorsunuz. O çocukların yan yak bağırarak çıkmasını mı? Yan tarafta bina çöküyor onlar mı? Sadece şeyi söyleyebiliyorum. Çocukları toparlamaya çalışıyorum. Lütfen gözünüzü kapatın. Çünkü o çocukların o çökmelere, o bağırışlara, işte caminin minaresi düşecek zannettim ben bir ara. Onları görmemesi lazımdı o çocukların. Çocuklar lütfen gözlerinizi kapatın. Bakın geçecek, sadece gözlerinizi kapatın. Hani alabildiğimce çocuğu aldım. Neyse o deprem dindi. İnsanlar yine dışarıda. Ve o ikinci depremden sonra dedim ki olmayacak ya, yani yetmeyeceğiz biz, hiçbir şey yetemeyeceğiz. İhbarlar, şimdi ilk önce dedim ya hani biz toz bulutunu gördük gittik. Şimdi ihbarlar çoğalmaya başladı, yetişemiyorsunuz. Ya ben orada çaresizliğin ne kadar kötü olduğunu gördüm. Bana bugün deseler ki depremde yaşadığınız, unutamadığınız en büyük anınız veya aklınızda kalan nedir? Çaresizlik. Ben çaresizliğin bu kadar büyük bir imtihan olduğunu o gün gördüm. Elbette çaresizlik kötüydü ama o gün gerçekten ben bunun farkına vardım. Yetişemiyorsun, donuyorsun, kalıyorsun. Bizler de tabii herkes gibi şiddetli bir şekilde bir deprem hissettik. Yani bitmeyecekmiş gibi çok uzun süren bir deprem oldu. Umudumuzu kaybetmedik ama bir noktadan sonra çaresizlik içerisine düştük. Ben morg bölgesindeyim, abim geldi dedi ki bir cenaze var dedi. Babası vermiyor cenazeye, bir bakar mısın dedi. Gittim abim, cenaze sahibi çocuğu ceset torbasına kucağına almış. Anladım. Sallıyor böyle, ağlıyor bakarak. Elini omuzuna koydum. Dedim abi gel defnedelim dedi. Şöyle bana baktı. Ya dedi ben bunu nasıl toprağa vereyim dedi ya. Bu benim parçam dedi. Ben bunu nasıl toprağa vereyim dedi. Bunu yaşadı. Bu acıyı biz onlarla beraber yaşadık. Gece 11. Hocalarımızdan bir tanesi geldi. Dedi ki başkanım bakabilir misiniz dedi. Bir cenaze var, yıkanmayacak pozisyonda dedi. Biz bunu aileye nasıl söyleyelim dedi. Gittim. Cenazeye baktım, cenazenin sadece bu kısım var. Baş ve ayak kısmı yok. Orada yaşlı bir amca var. Amca dedim,
cenazeni yıkayamayacağız ama müsaaden varsa temin edip öyle defnedelim dedim. Amcam dedi ki oğlum cenaze senin benim değil dedi. Nasıl biliyorsan öyle defnet dedi. Bir cenaze gelmiş, hocalarımız söylüyor, yıkayan hocalarımız. Anne kız kucak kucağa, baba oğul kucak kucağa gelmiş. Ne olmuş? Anne kendini kızına, baba oğluna kendini siper etmiş. Aile bunları ayırmadı, bunları aynı mezara koyduk. Babayla oğlu, anneyle kızı aynı mezara koyduk. Yakınlar dedi, biz bunları aynı mezara koyacağız, ayırmayın dediler. Aynı mezara koyduk. Yani büyük acıydı. Allah bir daha ne bize ne de başkasına yaşatmasın. Bu deprem ve bundan birkaç saat sonra meydana gelen 6,5 şiddetindeki depremde kentte ilk depremden daha fazla yıkımlara ve can kaybına sebebiyet verdi. İkinci depremin merkez üssü Elbistan'dı. Elbistan bize çok yakın. Bir kuş uçuşu baktığınız zaman Pazarcık'tan çok yakın. Aramızda sadece bir dağ var. Biz ondan dolayı biz ikinci depremi çok büyük hissettik. Ben Asvat'ta dedim ki bu gördü artık kıyamet, bu kıyamet dedim yani. O an yok arama kurtarma yapmışız, şöyle yapmışız dedim artık daha biz dahi, ayakta olan bizler dahi şimdi diyorum bu yer yarılacak ve biz bu yerin içine gireceğiz. Asfalt kalkıyor, iniyor, kalkıyor, iniyor. Dedim ki tamam artık dünyanın sonu geldi. Yani dua etmekten başka, o an Allah'a yalvarmaktan başka, af dilemekten başka bir şeyimiz yoktu. Ben tabii deprem durunca direkt aklıma şey geldi, enkazda çalışan arkadaşlarım geldi. Çünkü arama kurtarma yapıyorlardı. Birden o duyguya girdim. Deprem durdu. Hatta Sağlık Caddesi'nin başına geldiğimde ikinci ordunun karşısındaki bizim konferans salonunun yanından Sağlık Caddesi'ni görünce bir binalar patır patır düşüyor ama nasıl? Mehmet Buyruk Caddesi'nin alt tarafında, Sivas Caddesi'nde binalar tek 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 dökülüyor. Dedim ki eyvah. Yani arama kurtarma yapanlar da enkazın içerisinde kaldı. Yardım eden vatandaş da kaldı. Sağ olan kurtarılma esnasında olan vatandaşlarımız da maalesef dedim hayatını kaybettiler dedim. Bu duyguya girdim ama çok kötü oldum ben. Telsiz aldım, yine anons ettim. Enkaz altında kalan ekibim var mı diye. Ulaşamadığınız ekibim var mı diye. 4 ekibimden haber alamadım. 4 ekibim enkazın içerisinde kalmıştı. Arkadaşlar nöbetleşe kalalım, ben eve geçeceğim dedim. Üzerimi değişeyim, sırılsıklam olmuşuz. Geri geleceğiz. Eve gittim, tam bizim ev yokuşta, tam yokuşa eve gelmeye yakın bir ikinci deprem, böyle baktım yıkılıyor. Bir arkama döndüm, niye bizim Necip Fazıl Camisi'nin yanındaki bayrak sitesi, tozlar yükseldi, çöktü. Bir insanlar, bir daha kaos, artık umutlar kesildi, artık bir o da gündüz saatinde oldu ve herkes canlı onu gördü. İkinci deprem aslında insanların psikolojisini alt üst etti. Geri döndüm. Ayaklarımı hissetmiyorum. Perişan olduk. Tekrar geldim. Kamerayı aldık. İkinci depremde yıkılan yerlere gittik. Orayı çek, oradan yap. Canlı yayınlar. İnsanlar ekranlara kilitlenmişler. Kardeş kuruluşumuz olan diğer kanalımız şartellerini indirdi. Çünkü onların binası ağır hasar almıştı. Biz bir tek kalmıştık. Ancak Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem Malatya'da daha fazla hissetilmiş, birçok bölgede tabiri caizse taş üstünde taş kalmamıştı. Bak, canlı yayın yapıyoruz, telefonla yayın yapıyoruz, binamız yıkılıyor, sürekli binamızda da sallantılar var, stüdyoya girme şansımız yok, bir gir çık yapıyoruz. En sonunda kabloyla çektik, tam Sivas Caddesi'nde karşımızdaki bina yıkılmış, hemen oraya kurduk, orayı hiç olmasa gösterelim. Ve bütün Türkiye'ye herkes bizim ekranımız aracılığıyla canlı yayınlarla gösterdi. Şimdi biz gidiyoruz, alanda topluyoruz, kartlarımızı getiriyoruz. Montaj falan yapma şansımız yok zaten. Ne olduysa olduğu gibi yerip atıyoruz. Bu felaket sadece insanları canlı tutabilmenin değil, hayatını kaybedenlerin de toprakla buluşturulmasının ne kadar acil ve önemli bir ihtiyaç olduğunu gösterdi. Çünkü hayatını kaybedenlerin yakınlarının tek arzusu, sevdiklerinin cansız bedenlerine karşı son görevlerini yapabilmekti. Aynı anda biz günlük rutin, bugün diyelim kaç cenazemiz var bugünün şartlarda 10 tane. Onlara hangi işlemi yapıyorsak o gün aynı işlemlerimizi biz yaptık. Hiçbirini aksatmadan. Bunu niye yaptık? Bazı bölgelerde toplu definler olduğu bilgisi geldi. Sizin de malumunuzdur. Biz burada kesinlikle toplu defin yapmadık. Tek tek bilgilerini bilgisayara girdik. Mezar numarasını verdik. Yıkadık, kefenledik.
Ondan sonra defnettik. Niye? Yarın fetih kabirler yaşanmasın. Fetih kabir dediğimiz olan nedir? Cenazeyi defnediyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bu cenaze benim. Ben geliyorum diyor ki bu mezardaki cenaze de benim diyor. Bu defa ne oluyor? O kabri açıyorsunuz. DNA alıyorsunuz. Hangisi ise ona göre defin yapıyorsunuz. Bizde bu yaşanmadı ve yaşanmayacak da bundan sonra da. Malatya'da fetih kabir olayı olmayacak. Yani şehir mezarlığında da büyük bir seferberlik vardı. Birincilerin yakınlarında hayatını kaybeden kimse olmadan ancak bir amcazademizin damadı ve torunu hayatını kaybetti. Tabii depremin olmasıyla beraber, deprem bittikten sonra ben çocuklarımı aldım, direkt mezarlığa geçtim. Mezar. İşim o. İşinizin başında. İşim o, orada olmam gerekiyor. Görevimin başında olmam gerekiyor. Çünkü Malatya yıkılmış. Caddeye çıktım, Malatya'nın yıkıldığını gördüm. İlla ki cenazeler gelecekti ve bizim orada olmamız. Süreç şöyle oldu, bizim personel çavuşumuzu ben defin alanına görevlendirdim. Abilerim de oradaydı. Onları da ben kurmuş olduğum çadırların orada bıraktık ki vatandaşlara yardımcı olsunlar diye. Ki kendi yemekhanemizde bizim kullandığımız malzememiz vardı. Deprem birinci gün itibariyle biz çorba kaynattık, orada vatandaşlara çorba dağıttık. Birinci günü kimse içmeye su bulamazken mezarlığa sığınan insanlar hem çorbasını içti hem suyunu içti. Ekmek sıkıntımız oldu. İkinci gün Elazığ'dan ekmek getirdi abi. Onu da dağıttık. Biz birinci günü 12 kazan çorba dağıttık. Şehir mezarlığı ve morgların kapasitesi bu denli büyük bir felakette ölenlerin sayısını kaldıramıyordu. Bu yüzden mezarlık içerisinde kullanılabilecek her yer cenazelerin usulüne uygun defnedilmesi için kullanıldı. İkinci depremden sonra cenaze yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Bizim morg kısmımız malumunuz biliyorsunuz gelmiş görmüşsünüzdür. 32 kişilik bir morg alanımız var. Çok sayıda cenaze olduğu için morga sığmadı. Sığmayınca bizim büyük bir hangarımız var. Hangarı açtık, boşalttık. Cenazeleri oraya koymaya başladık. Orada doldu. 4 tane çadır kurduk. Tekrar çadırların içerisine cenazeleri koymaya başladık. İnsanlar görmesin. Haliyle Mezarlıklar Daire Başkanlığı çalışanları dışında müftülük ve diğer bazı kuruluşlardan gönüllü destek ekipleri seferber oldu. Bu arada tabii dışarıdan gönüllü insanlar telefonla ulaşmaya çalıştılar. Yardıma ihtiyacınız var mı? Gelelim dedik. Biz de herkese gelin dedik. Herkes işin bir ucuna tutsunlar diyerekten. Diyanetten gelenler oldu. Kızılay'dan gelenler oldu. Gönüllü vatandaşlarımız evlerinden geldiler. Yoğun bir destek vardı. Birlik beraberlik vardı. Onu gördük. O deprem Allah bir daha yaşatmasın ne bize ne başkasına ama ülke olarak bizi birbirimize bağlatıyorum ben bunu. Hava soğuk ve her yerde kar olduğundan birçok kişi evlerine girmek zorunda kalmıştı. Ya da evlerinden eşyalarını alacaklardı. İşte en büyük can kaybı o zaman oldu. İtfaiye ekipleri bir binanın başında bir şey oluyor orada. Bir duralım dedim burada. İndik. Bir 13-14 yaşında bir genç kızı çıkarıyorlar. Genç kız diyor ki annem de içeride ve biz annemle konuşuyorduk. Ama annemin sesini duymuyorum artık. Onu kurtarmadan yaklaşık birkaç dakika önce annesinin cesedi çıkmıştı o göçüğün altından. Anneni de çıkaracağız diye yalan söylemek zorundalar o anda. Yani teselli etmek durumdalar veya o anda o olayın şakıyla onu söyleyemezlerdi. Bunun gibi birçok olay. Bir tanesinde yine böyle insanların mahsus kaldığı bir yere gittim. Ekiple gittik yine. Orada da bir teyze çocuğumu ve kardeşimi kaybettim. Ne olur sahada olun, ne olursunuz diye yalvarıyordu. Sarıldı bırakmadı. Teyzeciğim inanın bana elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geldiğince sahada olmaya çalışıyoruz. Ne olur daha fazla insan kurtarmak için çaba sarf edin diye. Böyle çaresizlikler, böyle kötü yani ölümlerin bir tanesini mezarlıkta yaşadım. Yine depremin birinci haftasıydı, mezarlıkta kalan insanlar vardı. Ben sahada yönlendirmelerim dışında sahada bilhassa da oldum. Bir baba çocuğunu getirmişti ve sadece gövdesi vardı çocuğun. Ve kefenlenmiş onun mezara konmasını bekliyorlardı. İki büyük sarsıntı da bittikten sonra şaşkınlık yerini korku ve endişeye bırakmaya başladı. O anlara kadar da kimse depremlerin Malatya'da bu kadar büyük yıkıma ve can kaybına sebebiyet verdiğini anlayamadı. Bu kez eli kazma tutabilecek herkese ihtiyaç vardı. Gece ve gün boyunca lapa lapa yağan kar ve soğuk hava depremin şiddetini unutturmak istercesine hız kesmedi. İnsanların çoğu ince kıyafetlerle ya da terliklerle evden çıkmıştı ve deprem zengin yoksul herkesi ayırt etmeden eşitlemişti.
soğuk hava, kar, susuzluk ve üstüne üstlük yiyecek ekmeğin bulunamaması. Depremlerden fazla etkilenmeyen komşu illerden Elazığ ve Van gibi iller imdadımıza yetişti. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Ha bundan dert çıkarmamız lazım. Görevimiz bizim, neticede bu yolda evimize ekmek götürüyoruz. Çocuklarımıza helal lokma götürmek zorundayız. Adıyaman yolu kapalıydı. Sivas yolu kardan dolayı kapalıydı. Bize gelecek olan yardım Elazığ'dan gelecekti. Tek çözüm buydu. Elazığ gerçekten bu anlamda Malatya'ya inanılmaz derecede yetişti. 6 Şubat tarihi bir kez daha depremin değil, panik ve bilinçsizliğin can aldığını gösterdi. Ancak deprem anında ne yapması gerektiğini bilenler bile o anlarda sevdiklerine koşmak için bulunduğu yerde korunmayı değil, binadan dışarı çıkmayı tercih edebiliyordu. Üçüncü gün akşam yerini tespit ettiler. Çünkü yukarıda evinden böyle resmen bir tünel açtılar. Evin her tarafına bakıldı. Hatta biliyorsunuz yani elektrik yok, su yok. Buzdolaplar kokuyor, çıkan bazı cesetler kokuyor. İşte herkes öldü diye düşünüyor ama evin her yerine eşyası duruyor. Ya düşünün, sigarası kanepenin yanında sigara içmiş, küllüğü duruyor, masası duruyor. Ya o masa ki biz yemek yemeye gittiğimizde hep diyorduk Tolga, bu masan hep sallanıyor diye. Ya masaya bile bir şey olmamış. Kanepesi duruyor, evi olduğu gibi duruyor. Sadece ortası çökmüş ama teras kat ya. Böyle çöktüğü için hiçbir şey yok evde. Ya yani evinde otursa ya da terasa çıksa kurtulacak. Deprem sonrasındaki ilk ve sonraki gün açlık, depremzede insanların acısını unutturmaya çalışır gibiydi. Ki yani sadece bir kişi ya da bir şehir için değildi ki biliyorsunuz. Yani dediğim gibi imkansızlıklar vardı, soğuktu. Küçük çocuğuyla bir ekmek bulamayan insanlar vardı. Yani biz yetişkiniz ama emzikli çocuklar olanları da gördüm. Efendime söyleyeyim, hiçbir şey yememiş. İşte bir parça ekmek ya da bir parça, bir bardak su. Yani bunlarla da çok karşılaştık. İlla ki kenetleneceğiz, mecbur kenetlenmek zorundayız. Öğlen oldu, geldik burada birleştik. Epey görüntüler çektik, canlı yayın devam ediyor, kameramız dışarıda. Ondan sonra vallahi açlıktan bir tap düştük. Üşüyoruz, sığınacak yer yok, üstümüze alacak bir şey de yok. Yani nereye sığınacaksın? Bir tane aracımız, canlı yayın aracımız kapının önünde. O da yayın yapıyor işte, arada bir onun kaloriferini açıyor, bir gir çık yapıyoruz ama o nafile. Özellikle Malatya ve Adıyaman'da yağan yoğun kar ilk birkaç gün hem il dışına çıkışları güçleştirdi hem de farklı illerden Malatya ve Adıyaman'ın bazı köy ve ilçelerine yardım gelmesini engelledi. Yani daha hızlı bütün illere, bu illerin hepsine nasıl yardım ulaştırılabilir? Bunun da derdine düşüldü. Tabii bir taraftan da ulaşımı açık olan ve olmayan iller vardı o zaman. Bazı illere ulaşımı da sıkıntı vardı. Malatya biraz daha ulaşılabilir illerden bir tanesiydi ve çevre illerden de bu noktada bize yardıma yönlendirildi. Genel merkez tarafından yönlendirildiler. Bazı köylerde hava muhalefeti nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına çok geç başlanabildi. Çok geç kelimesi işte o günlerde zamanın afet bölgesi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Zaman artık saniyesine kadar çok değerliydi. Ama o ilk 3 gün, özellikle Elazığ'dan ilk gün akşamına kadar ve ikinci günü Elazığ'dan gelen ekmeklerin, suların haddi hesabı yoktu. Burada olan herkese minnet borçluyuz. Bizle beraber bize bir baba sevgisi ve baba gücüyle yaklaşan başkanıma minnet borçluyum. Bizim inancımız bizi mutlu eden, biz bu inançla birçok şeyi üstesinden gelebildik. Eksik kaldığımız yerler mutlaka olmuştur. Ama inanın bana, ben bütün çalışma arkadaşlarımızı belediye anlamında söylüyorum. İnanın bana, çoğu ailesini göremeden gönderdi bir yerlere. Gücü yeten herkes, enkaz altındakiler için ya da pijamalarıyla sokaklarda kalan insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Sadece Malatya itfaiyesi, gece meydana gelen depremden sonra 600 kişiyi enkaz altından canlı çıkarabildi. Depremin ilk saatlerinde sığınacak yer bulamayan bazı depremzedelerin yardımına da belediye otobüsleri yetişti.
ısıtılan belediye otobüsleri depremzedelere yatak oldu, ısınacak yere oldu. Trenede tahmin 7.5-8 civarı geldi. Ama biz Malatya'da... Tabii. Şimdi evden çıktığımız zaman Malatya yıkıntıyı gördüğümüzden dolayı ölü sayısının çok çok fazla olabileceğini düşündük. O anlamda mezarlığa gittiğimizde insanlar toplanmış bölgeye olarak geldikleri için biz hemen oraya acilen 4 tane çadır kurduk. İnsanlar sığınsın, yağmur yağıyor, kar yağıyor, hava eksi derecelerde biliyorsunuz malumunuz. 4 tane çadırını kurduk çadırla beraber. Onun için sobasını kurduk. İnsanlar en azından girsin burada ısınsın dedik. Depremden sonraki ilk saatlerde aslında kendisi de depremzede olan ve bazı tesisleri hasar olmuş olan büyükşehir ve ilçe belediyeleri önce çay ve çorba dağıtımına başladı. Sonraki günlerde sıcak yemek ve ekmek dağıtımına. Çok yoğun kar yağışı, tırlar yolda kaldı, yardımlar yolda kaldı. İşte Kızılay'ın veya diğer işte ekiplerin gelmesi hemen depremin olduğu gün olamadı. Dolayısıyla Elazığ en yakın ildi. Şimdi en yakın il Maraş, orası feci durumda. Öbür taraf feci durumda. Adıyaman keza. Yani o kadar kötü bir durumdasınız ki size yardıma koşacak iller de sizle aynı durumda. Elazığ, hep söyleyeceğim, çok iyi bir kardeşlik sergilediler onlar. Belediye Başkan Yardımcımız aradı. Zerrin Hanım dedi, neye ihtiyacınız var? Şu anda acil ekmek dedim Sayın Başkanım. Kendi halkına kota koydular. Hane sayısı kaç? 3. Size şu kadar ekmek. Diğeri Malatya'ya gidecek. Elazığ böyle çalıştı. Zerrin Hanım, ben bir kamyon ekmek gönderiyorum. Siz bunları dağıtana kadar diğerleri çıkmış olur, onu da göndereceğim. Sonrasında Erzurum geldi. Sonrasında Van geldi. Sonrasında Sivas geldi. Enkazların altından yaralılar ve daha da kötüsü cansız bedenler çıkmaya başladıkça yıkımın büyüklüğü daha da çok anlaşıldı. Bir yandan enkaz başında yakınlarının sesini duymak için bekleyen gözü yaşlı insanlar, bir yandan enkaz altından gelecek tek bir hayat belirtisi için molozların arasında mücadele eden itfaiye, akut ve dört bir yandan gelen gönüllüler. Yani enkaz başında itfaiye vardı, madenci ekibi vardı. Efendim ben söyleyeyim, gönüllü gelenler vardı. Tabii ikinci günden sonra, ilk günü zaten dediğim gibi itfaiyeci arkadaşlar vardı sağ olsun. Allah hepsinden razı olsun. Van'dan gelen ekip vardı ikinci günü. Ve hepsinden ziyade Elazığ'da ismini bilmediğim ama oraya kendi vincini getirip bırakan, yani oradaki kimse Allah ondan da razı olsun. Çünkü işte yol ulaşma anı görüyoruz, diyoruz ki belki de yardım hiç gelemeyecek. Elbette gelecek. Devletimiz o kadar büyük ki elbette yetişecek. Yani ilk mesela bize işte Elazığ yetişti. Daha birinci depremden hemen peşinden Elazığ itfaiyesi, Allah razı olsun. Aynı gün. Depremin ilk depremden hemen sonra. Kaç ilk kişi geldi Elazığ? İlk ekip herhalde 15 kişi gelmişti. Daha sonra da sayı çoğaldı tabii. Aynı günün akşamı Van'dan ekip geldi. Vanlılar sağ olsunlar. İlk gün enkazdan çıkarılan hayatlar birer umut ışığı oldu. Saatler geçtikçe üzüntü artıyor. Ancak günler sonra enkazlardaki her bir nefes, kalp çarpıntısı bile önemliydi ve tükenen ümitleri yeniden canlandırıyordu. Bir şey söyleyecek. Benim hiçbir yerimde hasar yok. Burada kalıp annemin, tamam, babamın çıkmasına yardımcı olayım. Tamam, seni bir kontrol etsinler sağlıkçılar. Tamam, kafasını vuracağım. Abicim az kaldı, geliyoruz, bekle. Eksi 13-14 derece vardı yani hava sıcaklığı. Soğuktu, bayağı soğuktu yani. Ha, bekleyiş kötü bir şey, insan ümit ediyor illaki ama yani yokluk zamanıydı, öyle söyleyeyim. Yani imkanlar yoktu, hiçbir imkan yoktu. Yani oraya gelip arama kurtarmaya gelen itfaiye ekipleri olsun, işte efendime söyleyeyim AFAD çalışanı olsun, gönüllü gelenler olsun, kimse bir bardak sıcak çay bile içemedi. Yani bir bardak suyu bile bulamadılar. Bulamadık daha doğrusu. Yani ilk başta mesela dediğim gibi 3. kattaydı zannedersem, Mehmet amca vardı o.
kilolu amca. Onun ayak kısmını gördüğümde bu amca çıktı. Abim de büyük ihtimal koridorda bir yerde yakalanmıştır deyip hani belki bir şeylerin ya bir yaşam üçgeninin arasında kalmış ümidi olmuştu. Olmadı değil. Hatta onun sonrasında yine demiştim ya hayati belirti var dediğinde illaki yani biz yani ben kendim için söyleyeyim. İşte burada hayati belirti var. İşte abim çıkar. Güçlüdür. Deyip yani böyle bir ümit ettiğim, sevindiğim olmuştu. Zamanla yarışan ekipler uyumadan, dinlenmeden mücadele verdiler. Ümitlerin tükendiği anlarda duyulan her ses, görülen her hayat ışığı, arama kurtarma ekiplerinin işlerine daha büyük bir azimle asılmasını sağlıyordu. Bir tane canlı bulduğumuz zaman, sanki diyorum ben 24 saat daha dinlendim. Tevfik Temelli Caddesi'nde iki tane bir teyzemizi ve bir amcamızı çıkartmıştık. Mehmet amcayı çıkartmıştık. Teyzemizin ismini hatırlamıyorum. Mehmet amca 85-86 yaşlarındaydı. Onu çıkartmıştık. 86. saatte evet yaşlıydı. Mesela normalde işte yaşlılığa bağlı da orada sıkıntılar yaşayabiliyordu ama çok şükür sağlıklıydı. En son onu çıkartmıştık Tevfik Temelli Caddesi'nde muhtarlığın karşısında. Ondan önce bir ablamızı çıkartmıştık yaklaşık bir saat önce ondan. En son onu çıkartmıştık. Yaklaşık 90 saat falan sürmüştü. 90 saatin sonunda çıkartabilmiştik. Mehmet amcaydı zannedersem. Kilolu bir abiydi. Üçüncü mü dördüncü kattaydı. Zaten enkazın üstündeyken ayak kısmı görünüyordu. Ayak kısmı hareket edince oraya yöneldiler. O amcayı çıkardık oradan. Onun haricinde de zaten bildiğim kadarıyla bir 6-7 ay kadar öncesinde, depremden önce oraya taşınan bir karı koca vardı, öğretmen. Bayanı ki zaten bundan bir 15-20 gün kadar önce yine görmüştüm. Hatta onu da yan binada bir pusette gördüm. Kedileri çıkarmaya çalışıyordu öğretmen olan ablamız. Ben sonrasında öğrendim o binadan çıktığını. Depremlerden ve o akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki artçının ardından hasar alan ve tavanı çöken otogarda ise tam bir izdiham vardı. Malatya'nın yerli firmaları ilk gün sefer yapamadı. Dışarıdan gelen firmalarsa saatlerce otobüs bekleyen insan yoğunluğuyla baş etmeye çalıştı. Tam bir izdiham vardı Maşdi'de. Yani otogar inanılmaz insanlar ayakta gideyim yeter ki kendime atayım otobüsler ama otobüs yok. Trenler tıka basa hani Hindistan trenler olur ya onun gibi olacak şekilde ücretsiz olarak daydı. Hava alanları uçakların biri gidip biri geliyor. İnsanlar tahliye ediliyor ama tahliye edilirken de yaşlı, çocuk, kadın ağırlıklı. Özellikle gençler falan alıyor. Hayır siz burada kalacaksınız. Çünkü sizin eliniz ayağınız tutuyor. Bu şehrin size ihtiyacı var. Bu enkazların size ihtiyacı var. O bilinç de vardı. Bu noktada da inanılmaz derecede bir arz talep dengesi falan vardı. Bunu çözmeye çalışıyorlardı. Çevre illerden otobüsler falan geldi. Herkes kendi bir şekilde atmanın derdindeydi. Otobüsler yetişmeyince hava yolları da devreye girdi. Şehri terk etmek isteyen depremzedeleri taşımak için bazı uçak şirketleri ücretsiz seferler yapmaya başladı. Yaklaşık 4 gün sonra bir karar alındı. Şehrin dışına çıkacak olanlar, imkanlar ölçüsünde devlet bütün trenleri, bütün uçakları ve otogardaki her şeyi seferber edip insanları buradan batıya doğru, doğuya doğru neyse çevre illere tahliye etmek için çok büyük çaba sarf etti. Malatya'nın da içinde bulunduğu 11 ilde yıkıcı etki gösteren depremlerden bu yana artçılar dahil olmak üzere sadece 6 Şubat 10 Mart tarihleri arasında 15.020 deprem oldu. 27 Şubat tarihinde Malatya'da 5.6 büyüklüğünde meydana gelen şiddetli artçı deprem de bunlardan biriydi. Evet şu anda arama kurtarma ekipleri içerideki vatandaşı çıkartmaya çalışıyorlar. Bir kişi olduğunu söyleyin ama şu anda arama Kısakürek Caddesi üzerindeki Bayındır Camisi'nin yanındaki binanın ara sokağındaki binanın yıkıldığını bir gürültü duyunca arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde oraya hareket ediyorlar. 1,5 dakikadır veya 2 dakikadır gittiklerinde işte içeriden ses geliyor.
İşte hemen itfaiyeciler o an orada olmanın vermiş olduğu şeyle, güçle o vatandaşımızı içeriden çıkartmışlardı enkaz içerisinde. İkinci bir kişi daha vardı, örnek veriyorum. Orada o sırada müthiş bir doğalgaz kaçağı, çok gürültülü ve şiddetli bir sesle doğalgaz kaçağı vardı. Her an patlamaya hazır. Yani orada bir kıvılcım olsa, bir sigara ateşi atılsa orada patlama olacak. Malatya boşalıyor, neredeyse bir hayale şehre dönüşüyordu. Belirsizlik, korku ve soğuk. Artık geceleri ışıl ışıl parlayan şehirden geriye simsiyah bir boşluk kalmıştı. Koca şehir sanki büyük bir küskünlükle sessizliğe bürünmüştü. Ne feryat edersin divane bülbül, ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşere anam divana kalsın. Huzuru mahşere anam divane kalsın. Ne zimmet edeyim bir kaşık are, ne zimmet edeyim bir kaşık are, şu sineme açtı anam on olmaz yâre, şu sineme açtı anam on olmaz yâre. Dünya tabip gelse derdime çare, dünya tabip gelse derdime çare, derdimin dermanı anam lokmana kalsın. Derdimin dermanı anam lokmana. Yani artık kimsenin evi, barkı, herkes can derdine düşmüş. Ama ben o evden hiç ayrılmadım. İstesem giderdim, orada kalırdım, belki bilmem ne olurdum falan. Gazeteci kimliğim var bilmem ne. Ki olanlar vardı. İşte valilik olsun, belediye olsun imkanlar sundular. İtfaiye binasını ayarladılar. Çünkü sonuç itibariyle görev yapanlar. Ama ben kaldım, kendi evimden hiç ayrılmadım. Ama oradan baktığımda akşam inanılmaz bir... Mesela ben... Gece çekimi yapamıyoruz, ışıklarımız yok. Akşam yani gün batımıyla beraber biz de paydos ediyoruz. Zaten gündüz bize yetiyor. Zaten gece de çok fazla bir yerde ışıkların olduğu, evet arama kurtarma 24 saat devam ediyor ama bizim çekme şansımız yok. Akşamları eve gidiyordum. Doğalgazımız açıktı, elektriğimiz vardı ama bina bomboş. Mahalle bomboş, şehir bomboş. Sokaklar bomboş ve bir ürperti, bir korku geliyor. O korkunun nedenini anlayamıyorsunuz. Neden korktuğunuzu bilmiyorsunuz. Kendinizden korkuyorsunuz. Kendi ayak sesinizden korkuyorsunuz. Kendi gölgenizden korkuyorsunuz. Köylerinde, bahçelerinde sağlam evleri olanlar, kırsaldaki evlerine, olmayanlar da farklı şehirlere taşındı. Sonrasıysa terk edilmiş, karanlığa boğulmuş, grileşmiş bir şehir.
Bu karanlık şehirden geriye kalansa birbirinden farklı acı hikayeler. Bir amca gelmiş bir gün mezarlık ziyaretine. En son bir mezarın başına bir anahtar bırakmış gitmiş. Arkadaşlar sormuş, amca bu ne demişler. Bu aile komple yok oldu. Kapısı kilitlendi, kapısının anahtarını getirdim demiş. Buna etkilenmemek mümkün mü? Az önce bir hikaye arkadaşlarım söylediler, daha yeni duydum onu da. Bolu'da öğretmen olan bir abimiz Malatya'ya kayınpederiyle, kayınbiraderi de astsubaymış. Sakarya'da Malatya'ya gelmiş ve kayınvalidesini ziyarete gelmiş çocuklarıyla beraber. Onu da yaklaşık bir saat önce öğrendim. Ziyaret sonrası öğretmenimiz tekrar Bolu'ya dönmek isterken çocuğu diyor ki ben burada dedemle, dayımla, babaanne, anneannemle kalacağım diyor, ben gelmeyeceğim. O gece deprem oluyor, çocuk hayatını kaybediyor. Birkaç gün sonra çevre illerden, Kızılay'dan ve farklı illerden gelen yardımlar dağıtılmaya, çadırlar kurulmaya başlandı. Şehirde kalan ancak evleri hasar alan ya da yıkılan tüm Malatyalılar artık çadırlara yerleşiyordu. Hava soğuktu ama kurulan çadırlarda barınmak elbette sokakta kalmaktan iyiydi. Dağıtılan elektrikli ısıtıcılar da çadırları bir nebze olsun ısıttı. Malatya'ya ilk yardımlar, tabii Malatya Şubesi üzerinden ilk yardımlar geldi. Üçüncü, dördüncü gününden itibaren gelmeye başladı. Bunların içerisinde tabii bir de insanların kendilerine yapabilecekleri, işte üçüncü, dördüncü günden sonra bazı alışveriş yerleri de artık faaliyete geçer duruma gelince, Esenkart, Kızılay'ın Esenkartları dağıtıldı. Büyük marketlerde yapabilecekleri alışveriş karşısında. Esenkartları bizler de dağıttık. Malatya Şubesi de dağıttı. Yani insanlar şeye ulaşabiliyor ama o an para sıkıntısı vardır diye kredi kartı şeklinde Esenkartlar, alışveriş kartları dağıtıldı. Onları ulaştırmaya çalıştık. Tam yaralar sarılmaya başlamışken 27 Şubat tarihinde de kuvvetli bir artçı sarsıntı daha oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te meydana gelen deprem 5.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği yerin 6.96 kilometre derinliğinde kaydedildi. Yüzeye oldukça yakın olan sarsıntı çevre illerde de şiddetli hissedildi. Şubat ayında meydana gelen bu artçı depremde de evlerine eşya almaya girenlerden bir kişi hayatını kaybetti. 69 kişi yaralandı. AFAD'ın açıklamasına göre 29 binada yıkıldı. Malatya'nın sembol binalarından olan Malatya Adliyesi, Ziraat Bankası, Öğretmen Evi ve Malatya Valiliği binası, Malatya'nın hafızası ve hatıralarını işleyen Söğütlü Camii ve Teze Camii yıkıldı. Şehrin temelini oluşturan Malatya Çarşısı ise artık yok. En tartışılan bölgelerin başındaysa Bostanbaşı geliyor. Lüks daireleri ve görkemli binalarıyla bilinen Bostanbaşı semtinde bulunan sadece birkaç yıllık binaların çoğu hasar aldı. Yıkılan ve yıkımı yapılan binalar elbette sadece ismini andıklarımızdan ibaret de değil. İlk depremde 130 binanın, ikinci depremde ise 3000'in üzerinde binanın yıkıldığı kentte depremler yapı stokunun büyük kısmına zarar verdi. Malatya Valiliği depremlerin ardından kentteki 131.991 binadan 32.195'inin, 372.321 bağımsız bölümünden 90.347'sinin acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı olduğunu açıkladı. Bu 90.347 bağımsız bölüm içerisinde 72.311 konutun, 14.754 ticarethanenin olduğu belirtildi. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Malatya'da 1246 kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlara ve Malatyalılara göre gündüz yaşanan deprem gece olsaydı, Malatya'da ölümler 10-20 kat daha fazla olabilirdi. 2022 nüfus sayımı verilerine göre 814.580 nüfusa sahip olan Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrası çok sayıda Malatyalı şehri terk etti. Malatya'daki nüfusun deprem sonrası cep telefonlarına gelen sinyallere bakıldığında 150 bine kadar düştüğü iddia edildi. Aylar sonra dönüş yapanlar çok oldu. Ancak depremden bir yıl sonra bile Malatya eski nüfusuna henüz kavuşamadı. Elazığ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa nüfusu arttı. Hatta Karadeniz bölgesine bile Malatya'dan çok sayıda kişi göç etti. 6 Şubat depremleri sadece Malatya ve depremin ağır hissedildiği illerde değil, tüm Türkiye, hatta dünyada hafızalardan asla silinmeyecek. Can ve mal kayıplarıyla şehirlerin kimliği ve hafızasının kayboluşuyla her şeyden önce yaşanan acılarıyla
nesiller boyu belleklerde yer edecek. Baba bugün dağlar yesi boyandı. Kim yaktı, kim uyandı? Gözlerime kan, kalbime ateş düştü. İçinde yar dayandı. Gözlerime kan, kalbime ateş düştü. İçinde yar dayandı. Aman aman, aman aman, aman, aman aman aman, elinden digel otur o güzel boyuna, bende ölem. Baba bugün dağlar dolu kar, ben zimsar hulkumda dar. Gözlerime kan, her gören benzim sorar. Bilmez kalbimde ne var. Aman aman, 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 elinden digel otur o güzel boyuna, benden.